Hoş geldiniz. Bugün sizlere kulak burun boğaz rahatsızlıkları hakkında merak ettiğiniz tüm konuları aktaracağız. Ve konuğumuz herbalist İbrahim Gökçek. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Saygılar. Evet. Kulak burun boğaz rahatsızlıkları hakkında konuşacağız dedik. Peki evet. Kulak burun boğaz rahatsızlıklarında kullanılan bitkisel tedavi yöntemleri nelerdir? Şimdi kulak burun boğaz rahatsızlığı eğer kişi dikkat etmezse, mesela üşütme, grip, nezle gibi basit rahatsızlığa yakalandı, tedavi olmadı veya aşırı antibiyotik kullandı, kimyasal ilaç kullandı. Evet. Birçok problem tetikleyebilir. Bunların başında da mesela orta kulak iltihaplanması, sinüzit, faranjit, kulak burun boğaz rahatsızlıkları en önemli rahatsızlık. Orta kulak iltihaplanması tedavi edilmese iç kulağın içindeki salyangozu dahi etkileyerek, buradaki kan akışını etkileyerek kulak çınlamasının zamanla sebep olabilir. Kulak çınlaması genellikle askerde, poliste ve ağır işte çalışan, gürültülü işte çalışan insanlarda olsa da yani birçok etki, birçok sebep kulak çınlamasına sebep olabilir. Günümüzde gençlerin çoğu diskoteklerde çok yüksek ses ortamında müzik dinliyorlar veyahut da kulaklıklarla çok gürültülü müzik dinliyorlar. Sürekli büyük, yüksek tonda müzik dinlemek veya basınç iç kulağın içerisindeki salyangozun içindeki tüysüz hücrelere zarar veriyor. Bu nedenle yani müzik dinleyenlerin dikkat etmesi lazım. İleride sağır olmak istemiyorlarsa veya kulak çınlaması, baş dönmesi gibi rahatsızlıklara yakalanmak istemeyenler şimdiden sağlıklarını, değerini bilmeliler. İleriye dönük dikkat etmeliler. Şimdi mesela kulak çınlamasından Londra'da yaşayan bir beyefendi kulağına iltihaplanmasından dolayı, orta kulak iltihaplanmasından dolayı tedavi olamamış. Kulağına içerisinde bir basınç hissediyor. Doktora gitmiş Londra'da. Demişler ki senin kulağına tüp takalım. Kulak zarına küçük bir tüp takmışlar. İçerideki havayı alsın diye. Ameliyat, o basit ameliyat sırasında teknik bir arıza salyangoza zarar vermişler. Ve adamcağız da bu sefer baş dönmesi, kulak çınlaması başlamış. Şu ilacı, bu ilacı kullan vesaire, 3-4 yıl ilaç kullan, iyileşememiş, daha da kötüleşmiş. Beni aradığında dedim ki inşallah tedavi ederiz. Ağır bir vaka. Yani kulak çınlaması zor bir şey. 4-5 ay İzmir'de kalıyor kendisi, tedavi için oraya geldi. Bizim ürünleri kullandı. Bir de baktım bir gün biri geldi, dedi ki ben Mehmet, İzmir'den Londra'ya uçacaktım. İstanbul'dan Londra'ya biletimi değiştirdim. Buradan uçacağım. Neden biliyor musun? Neden dedim? Size teşekkür için geldim ekstra. Allah Allah. Ta İzmir'den buraya geldim. Yani eğer bazı kadir kıymet bilen insanlar da var. Allah razı olsun. Demek için geldim buraya. Yıllarca kulak çınlaması, baş dönmesi, rahatsızlığından kullanmadığı ilaç kalmamış. Perişan olmuş. Hiçbirinin faydası olmamış. Evet. Bu arkadaşımız tonik, lahana suyu ve 16 çeşit bitki içerir. Bağırsaklardaki mantarları, midedeki bakteri en kısa yoldan yok eder. Artı iksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma longu, altın başak otu, zeytin yaprağı gibi bitkiler içerir. İksirin özelliği şu, iç kulağın içerisindeki salyangozun içerisinde tüysüz hücreleri besleyen kılcal damarlar çok hassas. Çok ince, çok narin. Su boru gitsi gibi düşünelim. Su borusunun içerisinde nasıl ki kireçli su geçtiğinde su borusunu tıkar, suyu akmaz hale gelirse, evet. Yanlış beslenme veya herhangi bir enfeksiyonel hastalıktan dolayı iç kulağın içerisindeki salyangozun içindeki damarların içinde plak oluşursa vitamin, mineral, enzim vesaire akışı olmadığından tüysüz hücreler deforme olur. Dışarıdan gelen ses dalgalarını beyne iletmekte problem doğar. Bu da kulak çınlaması. Bu tür rahatsızlığı olan yüzlerce insanı tedavi ettik.
Hatta bir seferinde bir subay gelmişti, demişti ki 15 yıldır bu rahatsızlıktan muzdarip. Askeri eğitim sırasında büyük bir bomba patlamış gürültüden dolayı eğitim sırasında. Hı hı. O günden beri kulağı çınlıyor. Hiçbir şey fayda etmemiş. Dedi ki ya artık yaşamaktan bıktım, kafamı kesesim geliyor dedi. Vay anası, ne kadar ağır bir rahatsızlık dedim ya adamcağıza. Çok üzülmüştüm. Ben Türkiye Almanya arasında belki 100 defa uçakla gittim geldim uçtum. En son uçuşumda pilot öyle kötü bir iniş yaptı ki, evet, iniş yapar yapmaz benim sol kulağımda çınlama başladı. Bu kadar ağır bir rahatsızlık olacağını o güne kadar anlamamıştım. Akşam yatıyorsunuz, kafanızı yastığa koydunuz, sessizlik gerekir uyuyabilmek için. Oradan patlamış bir balon gibi bir patlak bir balon gibi oradan bir ses geliyor durmadan. Bazı insanlarda arı vızırtısı gibi, bazı kapı gıcırtısı gibi, bazı kuş sesi gibi, bazılarında şelale gibi. Sadece kendi duyuyor, başkası duymuyor. Subjektif diyorlar, subjektif. Başkası duymadığı için. Ben korkumdan, iksirden günde 5-6 defa bir fincan içtim. Dördüncü gün hamdolsun kurtuldum. Yani elimizde ürün var da kullandık. Olmayan, bilmeyen ne yapacak? Allah korusun, çok kötü bir şey. Kulak, burun, boğaz, yani üşütme, grip, nezleyi vatandaş hafife almamalı. Hemen tedavi olmalı. Ha, tedavi olacağım diye antibiyotik kullanırsa daha kötü olur. Bazıları farenjite yakalanıyor, boğazı iltihaplanıyor, bademci iltihaplanıyor, kimyasal ilaç kullanıyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Bağırsaklarda 2 kilo bakteri var. Bunun %99'u faydalı. Bunlar vitamin üretiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Antibiyotikle bağırsaklarınıza mini atom bombası atıyorsunuz. Hadi ben ölmek istiyorum, yaşamak istemiyorum, intihar etmek istiyorum. Veya antibiyotikle de insan ölmez de ne olur? Birçok hastalığı tetikler. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 180 bin kişi. İngiltere'de 35 bin kişi. Almanya'da 30 bin kişi ölüyor kimyasal ilaçlardan. Fakat kimyasal ilaçlardan bu insanlar ölüyor. Elde belgeler var, raporlar var, kitaplar var. Fakat kimya sanayi o kadar güçlü ki hiçbir şey yapamıyorsun. Hiçbir şey söyleyemiyorsun. Frankfurt'un Neumünster şehrinde bir 10 yaşında bir çocuk bademcik ameliyatı olmuş. Doktoru diyor ki refakatçi kalan annesine akşam evine giderken çocuğun ağrısı sızısı artarsa parasetamol fitili ver. Birkaç tane ver bir şey olmaz diyor. Hı hı. Annesi de çocuk A dedikçe fitil veriyor, B dedikçe fitil veriyor. 2 gün sonra çocuk kusmaya başlıyor ve ölüyor. Otopsi sonucunda verilen parasetamolun karaciğeri parça parça ettiği ortaya çıktı. Hı. Doktoru mahkemeye verdiler. Ne oldu? 36 bin mark eski parayla. Hı hı. Tazminat aldılar. O kadar. Olan anneye babaya oldu. Çocuklarını kaybettiler. Evet. Bazıları durmadan çocuklarına antibiyotik, ağrı kesici durmadan veriyor. Durmadan veriyor. Niye veriyorsun? Bilmiyor başka bir şey. Benim rahmetli annem, babam annemi istemeye gittiğinde demiş ki annem bir şart demiş. Nedir demiş? Bir tane arka bahçe isterim. O bahçede boş zamanımı geçirmek isterim. Çeşit çeşit bitkiler ekeceğim. Babam da demiş ki istediğin bahçe olsun. Şartın buysa önemli değil. Tamam, şartım bu. Rahmetli annem dedesinden babasından öğrendiği bütün şifalı bitkileri bizim arka bahçede yetiştirirdi. Ben boş zamanımı arka bahçede geçirdim. Rengarenk çeşit çeşit bitkiler yetiştirirdi, toplardı, kuruturdu, paketlerdi. İnsanlar geldiği zaman şu hastalığın bu hastalığın var deyince çeşit çeşit bitkileri karıştırıverirdi. 2-3 gün sonra kimisi yoğurt getirirdi, kimisi peynir, kimisi yumurta getirirdi, kimisi süt getirirdi. Teşekkür ederlerdi. Annemin yaptıklarına bakardım. Yani hayran kalırdım ona maşallah. Neler yapıyor, insanlar nasıl iyileştiriyor diye. Öğrenmişti o. Oradan kafama takılmış. Biz de o merakla... Sizin de özelliğiniz, evet, annenizden geliyor demek ki. Onu da o günden bugüne kadar hamdolsun. Şimdi bu bitki
Nedir? Yer elması gibi gözüken bu bitki zencefil. Evet. Güneydoğu Asya'da ve Asya'da, Avrupa'da, Amerika'da biz de nasıl ki yemeklere soğan, sarımsak her gün katılıyorsa, onlarda da her yemeğe katılır zencefil. İştah açıcı özelliği var. Tropik ülkelerde insanlar zencefilsiz yemek yerse yemek yemezler, iştahları kapanır. Bağırsakları, mideyi çalıştırıcı özelliği var. Antiviral, antibakteriyel özellikleri var. Birçok klinik araştırması var. Şimdi üşütme, grip, nezle olduğu zaman kişi zencefili ince ince böyle kıyması lazım. Aynı böyle taze zencefili. Evet, taze olması gerekir. Bu taze zencefili ince ince kıydıktan sonra papatya, nane, ıhlamur, kuşburnu, oğlotu gibi 6-7 çeşit bitki öğütülerek toz haline getirilmiş olursa, bu toz haline getirilmişse daha etkili bitki çay. Bu çay karışımından 2 yemek kaşığı demliğe konur. İçerisinde bu taze rendelenmiş zencefilden bir parça ilave edilir. Artı limon ortadan kesilerek, evet, 8 parçaya bölünür kabuğuyla beraber. Çünkü limonun etken maddesi eterik yağı kabuğunda. Limonun etkili olan kısmı suyu değil. Suyu da etkili ama esas etkili olan kısmı limonun kabuğundaki eterik yağlar. Çok çok önemli. Bazısı suyunu sıkıyor, kabuğunu atıyor. Evet. Kabuk çok önemli. Kabuğundaki eterik yağlar mikropları öldürücü. Antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip. Bunu suyunu sıktıktan sonra kabuklarını da demliğe koyuyor. 10 dakika bu karışımı demledikten sonra içilirse üşütme, grip, nezleyi 2 günde atlatır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Frankfurt'ta bir bayanla karşılaştım. Yugoslav asıllı, yani Hırvatistan. Tam 9 defa, tam 4 defa sinüslerden ameliyat olmuş. 5. defa tekrar doktora gidiyor. Dedim ne oluyor? Sürekli ameliyat, sürekli ameliyat. Sinüslerim, sinüs mukozasını tahriş ediyorsun, tahrip ediyorsun. Turmadan iltihap oluşuyor. Evet. Neden iltihap oluşuyor? Durmadan iltihap oluşmasının sebebi bağışıklık sistemi çöküyor. Bağırsakları bozulmuş. Aşırı ilaç kullanmış. Aşırı antibiyotikler bağırsaklardaki faydalı bakteri yok etmiş. Zararlı bakteri ve mantarlar ne oluyor? Bağırsaklarda durmuyor artık. Bağırsaklardaki mantarlar yemek borusundan boğaza yerleşirse farenkite sebep oluyor. Sinüslere yerleşirse sinüzite sebep oluyor. Evet. Sinüzit olan kişiye mesela cırt atan denen acı kavun da denir. Küçük bir bitki var. Keleğe benzer. İçerisi sıvı dolu. Ben ondan mesela bir tentür yaptım. Bundan bir iki damla buruna damlattığında kişi sinüsleri, alnı, çene boşlukları iltihap doluysa birkaç dakika sonra hepsini boşaltır. Çok çok etkili. Ama benim yapmış olduğum tentür çok çok sert. Bu nedenle ona gerek yok. Aloe vera jel kullanırsa bağırsakları temizler, mideyi temizler. Artı iksir damarları açar. Ve özel bir çay kullandığında yavaş yavaş sinüzitten kurtulur. Bademcik iltihaplanması olan çocuklar genellikle mümkünse hemen ameliyat etmemek gerekir. Çünkü bademcikler neye benzer? Kapının önünde bekleyen iki tane köpek gibidir. Köpekler yabancıyı içeri girmesine müsaade etmez. Bademcikler de bizim yediğimiz her şeyde bakteri var. Bademcikler de ilk müdahaleyi yapıyor. Salgılamış olduğu sıvının içerisinde antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip maddeler var. Evet. Yemiş olduğumuz besin, zepsede, meyvede, her şeyde bakteri var. Bunları yok ediyor. Siz bademciği hemen basit bir hastalıkla ameliyat ettirdiğinizde ne olur? Bağışıklık sistemi çöker. Bağışıklık sistemi çökerse daha kısa sürede daha çok hastalanır, evet, kişi. Aynen. Benim küçük oğlum bademcikleri büyümüştü, ceviz kadar olmuş, yutkunamıyor. Çocuk ikide bir dışarı çıkıyor, dondurma yiyor. Habersiz çocuk tabii.
Bir de bakıyoruz badem çikeri şişiyor. Yutkunamıyor, yemek yiyemiyor. Ayrıca iltihaplanma da oluyor üzerlerinde. Doktor dedi mutlaka ameliyat olması gerekiyor. Tamam dedim hallederim ben. 3-4 hafta iksir verdim. İksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkumalonga, altınbaş yakutu, zeytin yaprağı içir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. İksiri kullandı çocuk. Bademcikleri küçüldü, küçüldü, fasulye kadar tertemiz oldu. İçinde hiçbir şey kalmadı. Sonra ağzının etrafında, burunlarının kenarında herpes, uçuk oluştu. Hanım dedi ki ya sen ne yaptın çocuğu? Bademcikleri iyileşti ama eli yüzü hep yer oldu. Buralar hep yer oldu. Bu herpes simplex tip denen virüs normal olarak sinir kökünde saklanır. İksir o kadar güçlü ki sinir kökünde saklanan bütün virüsü dışarı attı. Dedim ki benim yapmış olduğum bu ürün virüse karşı dünyada ilk ve tek en etkili ürün. Virüsü dışarı attı. Çocuk 3-4 gün sonra iyileşecek inşallah. Bundan sonra da kolay kolay hastalanmaz. Çünkü bütün sinir kökündeki virüsü, virüs herpes simplex tip 1 virüs aynı. Tırtırın kozaya geçtikten sonra kelebek olmadan önceki hali gibi kuluçka devresi var. Bekler orada. Bağışıklık sistemi ne zaman zayıfladı mı harekete geçer. Bu nedenle iksiri kullandığı zaman kuluçka devresinde olsun veya aktif olsun. Vücutta ne kadar bakteri, virüs, mantar varsa virüs veya bakteri varsa yok eder. Kendisi direkt bunu yapmıyor. T hücresi, B hücresi, makrofaj denen bağışıklık sisteminin alt elementlerini harekete geçiriyor. İksirin özelliği bu. Evet. Bütün bağışıklık sistemini harekete geçiriyor. Uyarıyor, alarm. Aloe vera jel ise bağırsaktaki mantarları yok ediyor. Her türlü mantar. Fark etmez. Dünyada insanların artık bağırsaklarında mantar olmayan insan yok. Neden? Çünkü insanların %100'ü antibiyotik kullanıyor. %100. Antibiyotik kullanmaya yok. Ama günümüzde doktorlarımız sürekli gittiğimiz zaman hemen antibiyotik yazılıyor. Ve insanlar da ister istemez bunu kullanmaya başlıyorlar. Yani maalesef, sizin gibi Avrupa'da, doğal şeyleri kullansalar Amerika'da, ilk başta. Avrupa'da, Asya'da doktorlar antibiyotik yazmıyor. Almanya'ya gidin antibiyotik yazmaz. Evet. Antibiyotik yaz desene yazmıyordur. Hı hı. Acı çek, ağrı çek. Hı hı. Antibiyotik tehlikelidir yazmaz. Ne zaman antibiyotik yazar doktor? Hastaneden çıkmışsa enfeksiyon kapmaması için nadiren yapılır. Evet. Türkiye'de geçen sene yazılan ilaçların %16.7'si antibiyotik. Yani çok çok antibiyotik, dünyada en çok antibiyotik yazılan ülkeyiz. Bunun önüne geçilmezse yeni nesiller hep hastalıklı olacak. Başta deri hastalıkları, alerjik hastalıklar vesaire vesaire. Hı hı. Antibiyotikten uzak durmak gerekir. Aksi takdirde yeni yetişen nesiller hep hastalıklı olacak demektir. Evet. Evet. Yani bunu izleyicilerimiz de hani daha çok doğal tedavileri ilk önce tercih etmeleri gerekir değil mi? Tabii. Her türlü hastalığa karşı tek çözüm bağışıklık sistemini güçlendirmek. Bağışıklık sistemi neyle güçlenir? Bir insanın bağışıklık sistemi %85'i bağırsaklarda. Yani bağırsaklarda çok yoğun bir lenf sistemi var. Bağırsaklarda bu kadar lenf sistemi olmazsa ne olur? Yemiş olduğumuz her şey kokuşur. Kokuşmaya sebep olur. Hı hı. Fermentasyon sırasında, kokuşma sırasında mantarlar toksik madde üretir. Zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler. Nereye gidiyor bu zehirli maddeler, toksik maddeler? Emiliyor, bağırsak emiyor. Nereye gidiyor? Karaciğere. Zehirleniyoruz yani. Kimyasal ilaç kullandıkça mantar çoğalır. Zararlı bakteri çoğalır. Yani insanlar kendi kendini tehlikeye atıyor. Şuurlu olmakla gerekir. Yani insanlar bilgili olmalı. Almanlar bir ara çok kimyasal ilaç kullandılar. Kullandıkları ilaçlardan biri de Contagan. İsmi yasaklandığı için söyleyebilirim. Contagan kullanan bütün bayanların çocukları özürlü doğdu. 15 bin çocuk özürlü. Yani o da nasıl özürlü? Kol yok, ayak yok. İki tane parmak burada, iki tane parmak ayak yerine.
11 yıl sürdü mahkemesi. Mahkeme kararıyla o firmanın üretmiş olduğu bu ürün durduruldu. Fakat depolardaki ürünleri, tehlikeli ilaçları Türkiye, Mısır, Endonezya'ya sattılar. 30 yıl önce oluyor bu olay. 30 yıl önce. Yani o zaman dikkat etmediler önceki hükümetler. Çok dikkat etmek gerekir. Kimyasal ilaç kullanmak demek kişinin kendisini veya çocuğunu zehirlemesi demek. Evet. Doğaya dönmek gerekir. Evet. Maalesef bugünkü bu keyifli sohbetimizin de sonuna geldik. Evet efendim, bugünkü programımızda sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.